Bu üçüncü ve dördüncü linkleri biraz arkadaşlar hızlı geçeceğim. Bunun sebebi video serisi içerisinde zaten değinmeden tam olarak zihnimizde yer edemeyecek şeyleri çokça içermesi. Tıklıyorum yine de ve giriyorum. Transitioning to a custom environment. Evet, artık customize edilmiş bir ortama geçiş için temel tavsiyeler. Donanım ortamınızın seçilmesi, bordunuzla ilgili temel çalışmaların yapılması, doğru bir ESP'nin seçilmesi gibi neler adım adım nasıl customize edeceğimizi ancak eğitim sonrasında zihnimize oturacak bize bazı tavsiyeleri ve adımları söylüyor. Seçtiğiniz layer'lere göre gereken konfigürasyon change'lerinin yapılmasından bahsediyor. Yeni layer'ların eklenmesinden ve onlara yeni reçetelerin, metadataların eklenmesinden kendi kullandığınız BSP için kendi layer'ınızı oluşturmanızı, receipt'lerinizde yazmanızı. Yani bir full custom bir yoktu sistemi için full custom bir yoktu sistemi neler içerir? Aslında temel felsefeyi veriyor. Bunun pratiklerini devam eden videolarda daha iyi göreceğiz. Artık bir image recipe oluşturmak için hazırsanız diyor. İmajınızı oluşturun. Kendi dağıtımınızı oluşturmak iyi düşünün diyor. Bu da customizasyonun en üst seviyesi olacaktır. Nedir? Reference Distribution neydi? POKI. POKI yerine kendi Linux dağıtımınızı oluşturmayı düşünebilirsiniz diyor. Şurası can alıcı cümle zaten. Eğer kendinizi local conf'un içerisine çok fazla yeni settingler, pet'ler eklediğinizi vesaire görüyorsunuz. Distribution yeni bir dağıtım tanımlamak için tanımlamanın zamanı gelmiştir diye bir yorum da var burada. Evet, bu da yolun sonu şeklinde ifade etmiş. Şimdi evet bir de SDK oluşturma meselesi var. Bir de Extensible Software Development Kit meselesi var. Şimdi klasik olanla Extensible olan karşılaştırıcı tabloyla ifade edeyim. Şimdi Populate SDK komutu verdiğimizde ve Populate SDK X komutu verildiğinde bize bir işte standart SDK toolchain debugger içeren içerisinde ayrıca sysroot dosyaları da olan onu yazmamış. Size standart klasik yani bir toolchain'den, SDK'dan ben ne anlıyorsam onun içerisinde yer alıyor. Extensible SDK ise şu DevTool esprisi var. DevTool'la alakalı güzel videolar var bakın. Özellikle Linux Foundation'da Yocto ile ilgili pek çok videoda bulabilirsiniz. Ayrıca Yocto Project kanalında da Live Coding diye bir video serisi var. Burada canlı canlı, kanlı canlı bazı konulara konu satırı üzerinde görüldüğü gibi değiniliyor. Bu video serisinde tavsiye ederim. İkincisinde DevTool'dan da örneğin bahsetmiş. Şu, o yeri geldiği zaman biz de eğitimin son kısmında biz de bahsedeceğimizi umuyoruz. Şimdi Yocto sitesinden ayrılma vakti geldi. Ha, ayrıca bir de kitap Bootly'nin slaytlarında da göreceğiz. Slaytların en sonunda DI-284 slayt yer aldı. Şimdi ifade edeyim dedim. Pact Publish'dan iki tane kitap önermiş. Biri Salvador Langeli'nin kitabı. Diğeri benim de içinden pek çok faydalandığım Gonzalez'in kitabı. Bu kitaplara online olarak erişebiliyorsunuz. Ayrıca bunu da değinmiş olalım.
Şimdi her şeyi kapatalım arkadaşlar. Ha bu arada Yoktu Project'in Twitch kanalı da varmış. O Twitch kanalından da ben Twitch abonesi değilim, kullanmıyorum. Şu YouTube videosu içerisine gördüm, size de göstermek istedim. Yoktu Project Twitch channel varmış. Bilmiyorum. Kullanıyorsanız Twitch oradan da takip edebiliyorsunuz herhalde. Bunu da kapattım. Bunların şu konusunu bu sonra tekrar açacağız. Yoktu sitesini de kapattım. Ve Sadet'e geliyorum arkadaşlar. Boutin diye Fransa menşeili, eski ismi Free Electrons olan bir firma var. Bu firma web sitesinde medeniyete katkı olarak tüm training materials'ını, tüm eğitim materyallerini, normalde ücretli verdikleri eğitimleri, işte 800-900 euroya verdikleri eğitimlerin içeriklerini olduğu gibi Creative Commons lisansı altında, ki biz de böylece paylaşabiliyoruz sizlerle. Yani insanlar bu dokümanları lisanslı belirtmek üzere bu dokümanı istedikleri gibi kullanabilirler. Benim gibi şu an YouTube'da da onun üzerinden video serisi yapabilirler. Anlamı taşıyor. Yoktu Project and Open Development Course tıklıyoruz şimdi. Görüldüğü gibi biz yoktu slide, yoktu labs ve online ajanda, bir de normal herhalde bir on-site çalışıyorlar. Bir de online eğitim de veriyorlar demek ki. Ama bakın mesela şu Tarixez'e eğitim sırasında kullanacağımız Tarixez'e her şey açık ve Common Creative lisansı altında insanlığın hizmetine sunmuşlar. Tepe tepe kullanın diyorlar. Biz de tepe tepe kullanalım. Evet, burada 287 slide'lık bir slide var. Bu slide'dan başlayacağız. Practical lab dediği, bakın training setup. Practical lab dediği noktalarda Yocto Labs PDF'imize geçeceğiz. Slaytları mümkün olduğu kadar hızlı geçeceğim. Zaten 25 sayfa bu lab kısmı. Lab'ı nasıl yapacağız? Lab'da da komut satırı üzerinden sizlerle paylaşım içerisinde olacağım. Komut da Askinema uygulamasıyla searchable video olarak da ayrıca sizlerle paylaşacağım. Bu video serisinin sizler için en önemli katkılarından biri olacağına inanıyorum. Searchable command line history'yi Askinema formatında sizlerle paylaşacağım. Şimdi slaytlarımızı practical lab'lara kadar hızlı bir şekilde geçeceğiz. Evet, lab vakti geldi diyeceğiz. Lab'ımızı yapacağız. Sonra sıradaki lab gelecek. Sıradaki lab gelecek. Sıradaki lab gelecek. Ve lablarımızla, gördüğünüz bu lablarla video serimizi bitireceğiz. Yaklaşık herhalde bu son laba bakalım. Create custom image diyor. Create and use POKEY SDK. Bu 8. labda herhalde, en sona bir gidelim. Evet, 8. labla birlikte bitireceğiz. 8 ders, 8 lab. 16 videoda acaba bitirebilir miyiz? Umuyorum bitirebiliriz. Ne kadar sürecek? Benim ayıracağım vakte göre bu haftalar alabilir. Zaten geniş anlamda duyurusunu da videolar belli bir noktaya kadar ilerledikten sonra yapacağım. Zaten şu an 3 video izlemiş oluyorsunuz. Bir temelleri attık. Bundan sonra da Bootlin dokümanları üzerinden video serisine devam edeceğiz. Görüşmek üzere.